Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu örnek sorulara, örnek çalışma sorularına bakacağız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıda 8 kişilik dikdörtgen masa gösterilmiştir. Masanın uzun kenarına 3 sandalye, kısa kenarına 1 sandalye şekildeki gibi yerleştirilebilmektedir. Sandalyeler arasındaki mesafe ve köşelere en yakın sandalyelerin masaların köşelerine uzaklıkları 3 birim. Her sandalyenin genişliği x artı 1 birimdir. Buna göre bu dikdörtgen masanın üst yüzeyin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi burası arkadaşlar demek ki şöyle 3, hemen şöyle yapalım. Burası 3, 6, 9 ve 12. 12 buradan geliyor. Bir de bu sandalyelerin üstü x artı 1, x artı 1, x artı 1. Yani ne yapıyor? 3x artı 3 yapıyor. Yani masanın bu genişliği arkadaşlar. 3x artı 3x artı 12. 3 daha 15. Masanın kısa kenarına bakalım. Masanın kısa kenarında 3 birim buradan, 3 birim buradan 6 artı. Bir de burası x artı 1 var. Sandalyenin genişliği. Dolayısıyla x artı 7 birim yapıyor. Dolayısıyla bu x'in çarpmamız lazım. 3x ile x'in çarpımı 3x kare. 3x ile 7'nin çarpımı 21x. 15x ile 15 ile x'in çarpımı 15x. 15 ile 7'nin çarpımı 7 kere 5 35. Elde var 3. Yani 105 yapıyordu. Topladığımız zaman burada 3x kare artı 21 36x artı 105. Bakıyoruz seçeneklerimize arkadaşlar. 3x artı 36x artı 105. Denizli'de cevabımız Denizli. İkinci soruda Ercan öğretmen öğrencilere çarpımları rasyonel veya irrasyonel olan sayıları kavratabilmek için üzerinde karekökli ifadelerin bulunduğu bir çark ve kartlarla bir oyun tasarlamıştır. Bu amaçla öğretmen öğrencilerine önce çarkı çevirmelerini sonra siyah okun gösterdiği sayı ile çarpımları rasyonel sayı olan tüm kartları seçmelerini istiyor. Ali çarkı çevirdiğinde siyah ok kök 12. Kök 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 yani 2 kök 3'tür. Ahmet çarkı çevirdiğinde ise siyah ok kök A'yı gösteriyor. Ali ve Ahmet'in seçebilecekleri kart sayıları aynı olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şunların şu sayıların da köklü kısımlarını bulmamız lazım. Bu 9 çarpı 3 yani 3 kök 3 yapar. Bu 2 kök 2 yapar. Bu 2 kök 5 yapar. Bu zaten kök 6. Kök 48 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 yapar. Bu 16 çarpı 2 yani 4 kök 2 yapar. Bu 25 çarpı 5 yani 5 kök 5. Bu kök 96. Kök 96 arkadaşlar ne ile neyin çarpımı? 16 ile 6'nın çarpımı. Dolayısıyla 16'da 4 diye çıkar. 4 kök 6. 108, 36 ile 3'ün çarpımı yani 6 kök 3. 150 arkadaşlar. 150 hemen aklımıza gelmiyorsa, hızlıca gelmiyorsa böleceğiz. 2'ye böleceğiz. 75. 3'e böleceğiz. 25. 25 dışarı 5 diye çıkar. Bu ikisi de 6 içeride kalır. Yani 5 kök 6. Şimdi bu Ali 2 kök 3'ü vurduğuna göre demek ki kök 3'lü ifadeleri alması gerekiyor. Bunu alacak 1, bunu alacak 2, bunu alacak 3. Başka kök üçlü bir ifade yok. Yani 3 tane kart alacak. Şimdi Ahmet de 3 tane ifade alması gerekiyor. Hangisinden var 3 tane? Kök 2 var. Kök 2 var. 2 tane. Kök 5, kök 5, 2 tane. Kök 6, kök 6, kök 6. Yani kök 6'lı bir şey vurması lazım Ahmet'in. A sayısı hangisidir diyor. Bunlardan hangisini dışarı çıkardığımızda kök 6'lı bir şey olabilir. Baktığımız zaman burada 24, 4 ile 6'nın çarpımı arkadaşlar. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 6 içeride kalır. Yani 2 kök 6 olur.
Dolayısıyla cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda aşağıda üzerinde birden n'e kadar olan pozitif tam sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlar arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının bir tam sayının karesi olma olasılığı 1 bölü 13'tür. Buna göre n sayısı en az kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar bir tam sayının karesi olma olasılığı 13'te 1 ihtimalmiş. Buna göre n sayısı en az kaç olur diyor. Bunu hemen oluşturmaya başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desek. Şimdi 1'den 10'a kadar arkadaşlar bir tam sayının karesi ne var? 1 var, 4 var, 9 var. Yani 10'da 3 şu anda. 10'da 3. 10'da 3. Devamını getiriyoruz. 1 bölü 13 olabilmesi için burada 3 tane var şimdi. O zaman bunu 3 ile çarptığımız zaman 39'a geliyor. Yani bu sayı şu anda yeterli değil. Bunu 20'ye getirsek, yani 10 ile 20 arasında ne var? 3'ün karesi buydu. 4'ün karesi var. 16. Ne oldu? Bakın 4 bölü 20 oldu. 4 bölü 20. Hala bundan uzağız. Burası 30 olsa arkadaşlar, 30 olsa burada 16, 4'ün karesi, 5'in karesi 25 var. 40 olsa 6'nın karesi 36 var. 50 olsa 7'nin karesi 49 var. Bakın ne oluyor? Bu olasılık şimdi 4 bölü 20, burada 5 bölü 30, 6 bölü 40, 7 bölü 50. Şu anda 60 dersek buraya. 60 dediğimiz zaman arkadaşlar bu 7'nin karesi, 8'in karesi bakın buraya girmiyor. Yani olasılığımız şu anda 7 bölü 60. Bakın ne oluyor? Buna yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Çünkü sayılar küçükken tam kare sayılar daha sık. Sayılar büyüdükçe tam kare sayıların araları açılmaya başlar arkadaşlar. Araları açıldıkça da olasılıkları düşer. Şimdi bu 60, 70 olursa 8'in karesi var. 64 diye 8'in karesi var. Dolayısıyla 8 bölü 70 oldu. 80 dersek 80'e gelene kadar herhangi bir ifade yok. 90 dersek burada 81 var. 9'un karesi. Dolayısıyla 9 bölü 90. Bakın olasılık ne oldu şu anda? 1 bölü 10 oldu. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 90. 100 dersek bunu 100 var. Yani 10 bölü 100. 110 dersek hala 10 bölü 100. Bakın 120 dersek burada herhangi bir tam karesayı olmadığı için hala bu 10 bölü 110'du şu. Bu da 10 bölü 120 oldu. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 12'de 1 oldu. Bakın yaklaşıyoruz. Bu 120, 130 dersek, 130 dersek arkadaşlar. Burada 121 giriyor bunun içerisine. 121 giriyor. Yani 11 tane tam kare ifademiz var. Toplamda da 130 sayımız var. Şimdi burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Buraya kadar baktığımız zaman bu olasılıkların hepsi yavaş yavaş bu değere yaklaşıyor. Burada 140 yaptığımız zaman bunu 11'in karesinden sonra 12'nin karesi geliyor. O da 144 bundan sonra. Yani burada herhangi bir tam kare ifade yok. Dolayısıyla 11 bölü 140 olur. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman buradaki değerden daha küçük bir değer elde etmiş oluruz. O yüzden arkadaşlar artık bu ifadeyi alabiliriz. Yani 11 bölü 140 ifadesi bizim için önemli. Buradaki 1 bölü 13'e denk getirebilmek için buradaki 1'in şöyle düşünelim 1 bölü 13 olasılığını denk getirmemiz lazım. 1'in 11 katı 11.
13'ün 11 katı ne yapar arkadaşlar? 13'ün 11 katı 13 çarpı 11 yaparsak 13, 13 yani 143 yapar. Dolayısıyla paydanın 140 değil de 143'e kadar yazılmış halini düşünelim. Zaten 143'e kadar da herhangi bir tam kare ifade yok. Bir sonra yani bir sonrakinde 144 geliyor. 144 olursa zaten burası 12 olur. 12 tane tam kare ifade. Burası da 144 olur ve olasılık o zaman 1 bölü 12'ye geri düşer. Şimdi burada demek ki arkadaşlar bizim sayılarımızı 1'den 143'e kadar yazmamız lazım. 143'e kadar yazarsak toplamda 11 tane tam kare ifademiz var. 1'den 11'e kadar olan ifadelerin sayıların kareleri. Dolayısıyla bunu da sadeleştirdiğimiz zaman olasılığımız 1 bölü 13 oluyor. Cevabımız da buradan Bursa. Dördüncü sorumuzda ise Serra başlangıçta 8 kırmızı 8 mavi hücrenin olduğu dokunmatik ekranla aşağıdaki kuralları verilen oyunu oynamaktadır. Bu ekranda herhangi bir hücreye dokunduğunda hücrenin kendisi ve komşu yatay, düşey ve çapraz hücrelerin tamamı renk değiştirir. Örneğin ekranda bir numaralı hücre dokunduğu zaman bunlar kırmızı oluyor, bu mavi oluyormuş arkadaşlar. Tamamen renk değiştiriyor. Oyun kuralları da şu şekildeymiş. Oyuna başlayan kişi önce kırmızı ya da mavi renklerden birisini seçer. Seçtiği renge göre kazanma şansını artırmak için istediği bir hücreye dokunur. Sonra ekranın karşısına geçerek elindeki topu seçtiği renkte olan herhangi bir hücreye isabet ettirmeye çalışır. Seçtiği renkteki hücreyi vurabilen oyuncu oyunu kazanır diyor. Bu oyunu oynayan Serra hangi rengi seçip kaç numaralı hücreye dokunursa kazanma olasılığı daha fazla olur. Şimdi arkadaşlar söylenen renk mavi diyor. Maviyi seçip 4 numaralı hücreye dokunursa. Şunları belki siz göremiyorsunuz ama şöyle ilerliyor. 1, 2, 3, 4. Buradan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 şeklinde ilerliyor. Şimdi burada 4 numaralı hücreye dokunursa seçtiği renk mavi ve 4 numaralı hücreye dokunuyor. 4 numaralı hücre burası. Bu kırmızı olacak arkadaşlar. Bu kırmızı olacak. Bu kırmızı olacak. Bu mavi olacak. Şu durumda baktığımız zaman kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da mavi oldu. 6. 6 tane mavi var. Toplamda 16 tane hücre var. Yani şöyle yapalım. Burası 6 bölü 16 sadeleştirdiğimiz zaman ya da sadeleştirmeyelim kalsın böyle çünkü karşılaştıracağız zaten. 6 bölü 16 bunun olasılığı. Şimdi kırmızıyı seçip 7 numaralıyı vurursa. Şunları hemen temizleyelim. Şunları şöyle temizleyelim. Kırmızıyı seçip 7 numaralıyı vurursa. 7'yi vurursa arkadaşlar bu kırmızı olur. Bu kırmızı olur. Bu kırmızı olur. Mavi olur. Mavi olur. Mavi olur. Mavi olur. Bu da tabii kırmızı olur. Bu da kırmızı olur. Yani birbiriyle temas eden hücrelerin rengini değiştirdi. Kırmızıları sayacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada da arkadaşlar olasılığımız 9 bölü 16. Şimdi tekrar temizleyelim. Şöyle temizleyelim arkadaşlar. Bunları temizleyelim. Daha sonra tekrar yazacağız. Hatta farklı bir renkle yazalım. Biraz daha iyi görünsün. Şimdi C'ye bakarsak arkadaşlar. Kırmızı seçip 11'e atarsa. 11 neresiydi? 9. Burası 10'du. Burası 11'di. Buraya atarsa arkadaşlar. Burayı mavi yapar. Mavi yapar. Mavi yapar. Mavi yapar. Mavi yapar. Burada kırmızı, 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 kırmızı yapar. Çevresinin rengi değişti.
Şimdi kırmızıları sayacağız yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane arkadaşlar. Bu 9 bölü 16 idi. Bu da 7 bölü 16 oldu. Şimdi mavi seçip 16. Kutuyu atarsa ne olacak? Ona bakalım. Hemen şunları yine şöyle alalım. 16. kutu burası. Mavi seçip 16'yı atarsa şimdi burası mavi oldu. Mavi oldu. Mavi oldu. Mavi oldu. Bunun çevresinde bunlar var. Başka yok. Dolayısıyla şimdi mavileri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu arkadaşlar. Bakın 12 tane mavi var 16 kutunun içerisinde. Dolayısıyla bunların içerisinde en fazla olasılık bunda 12 bölü 16'da. O yüzden kazanma olasılığı en fazla bundadır. Cevap Denizli. 5. sorumuzda bir meslek lisesinde üretilen maskelerin tamamı A, B, C ve D şehirlerine gönderilmektedir. Nisan ayında üretilip gönderilen maskelerin şehirlere göre dağılımı demiş. En fazla maske alan şehir 32.400. Yani şurası demek ki 32.400. En az maske alan şehir ise 7.200 adet maske almıştır. Demek ki burası da 7.200 adet maske. Buna göre yukarıdaki grafik aşağıdaki verilen tablolardan hangisine göre oluşturulmuştur diyor. Şimdi burada A şehri, B şehri, C şehri, D şehri diye vermiş. Buna göre seçeneklere göre baktığımız zaman A şehri en az alan, yani A şehri 7.200 ise eğer, A şehri 7.200 ise bu %10'luk kısım. B şehri %20, yani bunun iki katı olması lazım. Bunun iki katı B şehri ne yapar? 72'nin iki katı 144. İki tane de 0, 14.400 demektir burası. 14.400. C şehri, yani şurası %25. Yani bunun 2,5 katı olması lazım. Bunun 2 katı buydu. Bir de 1,5 katı, yani bunun yarısı kadar dağılması lazım. O da 3.600 yapar. Bunu eklediğimiz zaman 0, 0, 10'un 0 elde var 1, 4, 7, bir de elde 8, 1. Dolayısıyla 18.000 adet bunu da verdi. C şehri de arkadaşlar, C şehri de şu B şehrinin iki katının bir de yarım fazlası. B şehrinin %20 iki katı %40 yapar. Bunun iki katı 144'ün iki katı 288. İki tane de sıfırımız var. Bir de arkadaşlar 3600 daha ekleyeceğiz buna %5'lik kısım için. 3600 daha eklersek 0 0 14 elde var 1 9 12 elde var 1 3. Dolayısıyla 32.400 burayı da verdi arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız Adana, tam denk geldi. Doğru cevabımız Adana. 6. soruda 8A sınıfında bulunan öğrencilerin bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 8A sınıfı gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci sayıları diye ayırmış. Reyyan öğretmen sınıftaki öğrencilerin isimlerini eş kartlara yazıp torbaya atmış ve torbadan rastgele bir kart çekerek bir öğrenci belirleyeceğini söylemiştir diyor. Bu tabloya göre Reyhan öğretmen öğrenci seçimiyle ilgili olasılık durumlarının hangisi doğrudur? Gözlüklü olma olasılığı, gözlüklü 18 kişi arkadaşlar toplam, gözlüksüz de 18 kişi. Gözlüklü olma olasılığı gözlüksüz olma olasılığından fazladır diyor. Yanlış, ikisi de eşit. Kız olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığına eşittir. Kızlar toplam 19 kişi, erkekler 17 kişi arkadaşlar. Dolayısıyla eşit değildir. Gözlüklü erkek olma olasılığı, yani 10 kişi, gözlüksüz kız olma olasılığından, gözlüksüz kız 11 kişi olasılığından fazladır diyor. Bu da yanlış. Gözlüklü kız olma olasılığı, yani 8 kişi gözlüklü erkek olma olasılığından azdır diyor. Yani 10 kişiden azdır diyor bu ifade. Doğru arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. 7. soruda 400 kişinin katıldığı bir maratonda yarışmacıları temsil edecek şekilde her birine birden başlanarak sırt numarası verilmiştir. Bir süre sonra yarışmacıların bir kısmı yarışı bırakmış, diğerleri koşmaya devam etmiştir.
Koşmaya devam eden yarışmacılar arasından seçilen bir kişinin sırt numarasının tam kare olma olasılığı 1 olduğuna göre en az kaç kişi yarışı bırakmıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada önemli nokta olasılığın 1 olması arkadaşlar. Burada 1 olması demek bu olayın kesin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu koşmaya devam eden yarışmacıların hepsi tam kare ifadeye sahip, sırt numarasına sahip. Şimdi burada arkadaşlar birden 40'a kadar 1, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi diye en son 20'nin karesi var. 400. numara, 1'in karesi, 1. numara şeklinde. Yani sadece bunlar kalmış. İşte 1, 4, 9, 16 numara gibi hep tam kare ifadeler kalmış. Burada 400'e kadar 20 tane, 20 adet diyelim sırt numarası var tam kare olan. Diğerlerinin hepsinin bırakmış olması lazım. 400'den de biz 20'yi çıkarırsak 380 kişi kalır tam kare olmayan. O tam kare olmayanların hepsi yarışı bırakmış ki arkadaşlar kesin olay olabilsin. O yüzden cevabımız Denizli. 8. sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı gıda ürünlerinin Ocak 2019'a ait fiyat artış oranları ve grafikte ise bu gıda ürünlerinin Aralık 2018'e ait fiyatları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar Ocak 2019'a ait fiyat artış oranı yani 2018'e göre fiyatının ne kadar arttığını göstermiş. Burada da 2018'deki fiyatını vermiş. Buna göre Ocak 2019 fiyat artışından sonra ürünlerin fiyatları daire grafiğinde gösterilirse muzun fiyatının merkez açısı. Şimdi tavuk arkadaşlar 40 liraymış. Tavuk %5 artmış. 40'ın %5'ini bulacağız. 40 çarpı 5 bölü 100. 0 gitti. 0 gitti. 5'e böl 1, 5'e böl 2. 4'ü de 2'ye böl 2 arkadaşlar. Yani 2 lira artmış. Bu 42 lira olmuş. Muz 15 liraymış. Muz 15'in %80'ini bulacağız. Şu 0 şöyle gitti. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 3 kere 4, 12 lira artmış. Muz 15'e 12 eklersek 27 lira olmuş. Zeytine geldiğimiz zaman 20 lira, 20 liranın %5'i, 20 liranın %5'i arkadaşlar. Sıfırları şöyle atabiliriz. 1, 2, bunlar da sadeleşirse 1 lira kalır. Yani zeytin de 20 liradan 21 liraya çıkmış. Bunları topladığımızda arkadaşlar 2, 9, 10 elde var. 1, 4, 1 de elde. 5, 6, 7, 8, 9. Yani 90 yapıyor. Muzun merkez açısını soruyor. Dolayısıyla 90'da 27 ise 360'da kaçtır diyeceğiz. Orantı kuracağız. Bu 90'ın 4 katı arkadaşlar. O zaman bu da 27'nin 4 katı olacak. 27'nin 4 katı ne yapar? 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Yani 108 derece yapar arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 9. soruda arkadaşlar aşağıda 2 üzeri 5 santim uzunluğunda bir demir tel verilmiştir. Önce iki eşit parçaya bölünüyormuş. Sonra parçalardan biriyle kenar uzunlukları tam sayı olan bir kare, ikincisi ile uzun ve kısa kenarları birer tam sayı olan dikdörtgen oluşturuluyormuş. Buna göre oluşturulabilecek kare ve dikdörtgenin alanlarının santimetre kare cinsinden toplamı en fazla kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 üzeri 5 dediğimiz 32'dir. 32'yi iki eş parçaya böldüğümüz zaman 16, 16 yapar. Bunu kare yaptığımız zaman ne olur? 4, 4, 4, 4 olur. Ve arkadaşlar alanı 4 kere 4, 16 olur. Bunun alanı 16. Şimdi kenar uzunlukları toplamı 16 ise bunun yarısı 8. Niye yarısını aldık? Çünkü bu bir kısa ve bir uzun kenarın toplamı 8. 8 de karşısı 16. Şimdi toplamları 8 yapan birbirine yakın değerler bulacağız. Bunu 4'e 4 yaparsak o zaman kare olmuş olur. Olmaz. 4'e 4'ten başka ne var? 3'e 5 var arkadaşlar. 3'e 5. Birbirine yakın değerler alıyoruz ki alanı fazla çıksın. Birbirine uzak değerler alırsak alanı az çıkar. 3 kere 5, 15 de bu yapar. Yani 16 bu, 15 de bu. Topladığımız zaman 31 santimetre kare yapar. Toplamları en fazla. 10. sorumuzda. Parasetamol
Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markaya ait ilaçlarda bulunan parasetamol miktarı ve grafikte ise bir kişinin kış mevsimi boyunca aldığı parasetamol miktarının dağılımı gösterilmiştir. Burada ilaç markalarının ve içindeki miktarlar verilmiş. Burada da arkadaşlar kişinin aldığı parasetamol miktarının aylara göre dağılımı verilmiş. Hemen şurayı bulalım. 200 burası, 120 burası, 320 buraya şöyle 40 kalıyor, onu belirtelim. Bu kişi her ay yalnız bir markanın ilacını kullanmıştır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla A, B, C marka ilaçları kullanmış. Aralık ayında A, Ocak ayında B, Şubat ayında C marka ilaçları kullanmış ve toplam 180 miligram parasetamol almıştır diyor. Buna göre her ilaçtan kaç adet kapsül kullandığını gösteren grafik hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar 180 miligram parasetamol aldıysa bunu bu aylara göre dağılımını yapacağız. Şimdi 180 bunun tamam olduğuna göre 360 derecede 180 ise işte 200 derecede kaçtır? Bunun yarısı 180 olduğuna göre bunun yarısı 100 miligram olacak arkadaşlar burası. 40'ın yarısı 20 miligram olacak. Burada da 120'nin yarısı 60 miligram olacak. Buna bakarsak biz şimdi Aralık'ta A markayı kullanıyor. 100 miligram olabilmesi için bundan 10 tane kullanması lazım. 15 miligram B 60'a ulaşabilmek için bundan 4 tane kullanması lazım. Yani B 4 olacak. A 10 olacak. C de 20 miligram, beşer beşer 4 tane olması lazım bundan da. Yani arkadaşlar 10, 4 ve 4 şeklinde olacak. 10, 4 ve 4 cevabımız Adana.